Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 26'da kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. İnnallâhe, muhakkak ki Allahu Teala la yestahyi, istihya etmez, haya etmez, çekinmez. Neden? En yedribe mesela, misal beyan etmekten. Darb-ı mesel diyoruz ya, darb-ı mesel vermekten. Peki o misal beyan etmekten murat ne? Ma o şeydir ki ba'uzeten, bir sivrisinek. Fema ve o şey ki fevgaha, onun, o sivrisineğin üstündedir. Şüphesiz Allahu Teala bir sivrisinek ve onun üstünde olan, ondan üstü olan şeyle misal vermekten haya etmez. Ayet-i kerimenin iniş sebebi hakkında birkaç görüş var. İmam Katade Hazretleri der ki, Cenab-ı Hak örümcekten, sinekten, sineğin kanadından misal verdiğinde müşrikler dediler ki, bu Allah'ın kitabı olsaydı, Kur'an Allah'ın sözü olsaydı, Allah örümcek gibi, sinek gibi şeylerle misal vermez dediler. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Şüphesiz Allah sivrisineği veya ve ondan daha üstte olanı, fevgaha, onun üstünde olan şeyle misal vermekten haya etmez. Haya etmez ayeti nazil etti. İkinci görüş İmam Mücahid'in görüşü. O da der ki, bir önceki sayfada Cenab-ı Hak ateş yakanlardan bahsetti. Misal verdi. Altında karanlık bir gecede yağmura tutulan kişilerden bahsetti. Yine müşrikler dediler ki, bu ayetleri göster. Eğer Kur'an Allah'ın kelamı olsaydı, Allah böyle şeylerle misal vermezdi. O zaman da Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi beyan buyurdu. Ama iki görüşün de özü şu. Müşrikler Kur'an'daki dar bir meseleler, Cenab-ı Hakk'ın misal olarak verdiği şeyleri Cenab-ı Hakk'a yakıştırmadılar. Dediler ki, bu Allah'ın kelamı değildir. Cenab-ı Hak da dedi ki, Allah sivrisinek ve onun üstünde bir şeyle misal vermekten beyan etmez. Onun haya etmez. Misal vermekten haya etmez. Onun üstünde olan şey hakkında iki tane görüş var. Ya büyüklük cihetiyle, sinekten büyük olan şey örümcektir, devedir ve keza ve keza bal arısıdır diye. Ya da onun üstünde olan şey hakirlik bakımından ondan daha üstte. Mesela sineğin kanadı. Sineğin kanadı. Fe emmellezine amenu, iman edenlere gelince fe ya'lemune, onlar bilirler ennehu, muhakkak ki o darb-ı mesel el hak, haktır. Min Rabbihim, Rableri tarafından. Şimdi Cenab-ı Hak bakın, müminleri vasfetti. Müminler Kur'an'da karıncadan olsun, sivrisinekten olsun, örümcekten olsun, hangi şeyle misal verilmişse müminler o verilen misalin Allah tarafından, Rableri tarafından bir hak olduğunu bilirler. Çünkü müminlerde şöyle bir bilgi de vardır, izan yapar. Üstad Hazretleri diyor ki, Kur'an'da tenezzülat-ı ilahiyye vardır.
Yani Cenab-ı Hak insanla konuştuğu için insanın anlayabileceği bir dil ile konuşur. Mesela bir doktor bir hastalığı bir çocuğa anlatsa çocuğun anlayabileceği kelimelerle konuşur. Şimdi doktor çocuğu hastalığını anlatırken doktorun kullandığı kelimelere bakıp sen doktor değilsin, doktor olsaydın şu şu kelimeleri kullanırdın demek akıldan istifa etmekti. Cenab-ı Hak da insanla konuşuyor. Kur'an'ın muhatabı insandı. Eğer Cenab-ı Hak insanla Hazreti Musa ile konuştuğu gibi konuşsaydı, Musa aleyhisselam gibi bir ulul azim peygamber o kelama dayanamayıp bayıldı ya. O zaman insan Allah'ın kelamına dayanamazdı. İnsan neyi bilir? İnsan deveyi bilir. İnsan sineği bilir. İnsan örümceği bilir. İnsan karıncayı bilir. İnsan balarısını bilir. Güneşi bilir, ayı bilir, bulutu bilir. Cenab-ı Hak da insanla konuşurken bildiği şeylerle konuşur ve Rabbimizin böyle konuşması bizler için bir merhamettir, rahmetinin tecellisidir. Müminler Cenab-ı Hakk'ın bu misallerin için mahlukattan verdiğini bildikleri için فَمَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Allah böyle diyor. İman edenler onun o misallerin, o ayetlerin Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenlere gelince, inkar edenlere feyegulûne onlar da der ki mâ zâ erâdallâhu bihâzâ mesela. Mâ zâ ne erâdallâh, Allah murad etti. Allah neyi arzuladı bihâzâ mesela, bu mesel ile, bu misal ile Allah neyi arzuladı? Onlar misallerin hikmetini bilmezler. Allah da diyor ki yudillu bihi kesira ve yehdi bihi kesira. Allah o dar bu meseller ile birçoğunu saptırır ve birçoğuna da hidayet eder. Ve ma yudillu bihi illel fasikun, ve o meseller ile fasıklardan başkasını da saptırmaz. Bu arada akla şöyle bir soru gelir. Allah o meselle bir kısmını saptırıyorsa ve bir kısmına hidayet veriyorsa peki sapanların günahı ne? Allah saptırmasaydı onlar sapmayacaktı. Kardeşlerim, bu sorunun cevabını yaklaşık 200 dakikalık eser olan Kadere İman'da izah ettik. Makam münasebetiyle birkaç dakika bunu ayıralım. Alemdeki her fiilin faili Allah'tır. Hidayet etmek Allah'ın bir fiilidir. Azap etmek Allah'ın bir fiilidir. Yaratmak, öldürmek, beslemek, şifa vermek Allah'ın bir fiilidir. Saptırmak o da Allah'ın yaratmasıyla olan bir fiildir. Yani saptırma fiilinin faili Allah'tır. Bir kimse küfre düşmüşse, inkar etmişse ve sapmışsa, onu saptıran, onda gözüken bu sapma fiilinin, inkar etme fiilinin yaratıcısı ve haliki Allah'tır. Lakin sapmayı isteyen, küfrü isteyen okulun kendisidir. Eğer okul cüz'i iradesiyle Allah'tan hidayet isteseydi, hidayet yolunda yürümeyi murad etseydi, Allah ona hidayet verecekti. Ama o neyi istedi? Sapmayı istedi. Allah da onu saptırdı. Allah'ın mudil de bir ismi var. Saptıran. Saptıran. Orada şu misali vermiştik. Bir kimse asansöre biner.
üst katların nimeti, alt katları da azaba gider. Asansörü o kişi çalıştırmıyor. Lakin asansörün nereye gideceğini o karar verir. Hangi düğmeye basarsa asansör oraya gider. Evet, insan bir asansördü. Üst tarafı hidayet, alt tarafı dalalet. Hidayeti yaratmak da, dalaleti yaratmak da Allah'ın bir fiilidir, icadıdır, halkıdır. İnsan hidayet düğmesine basarsa Allah onu hidayet katına çıkartır. İnsan dalalet düğmesine basarsa Allah onu dalalet katına indir. Dolayısıyla Allah o misallerle birçoğunu saptırır. Çünkü onlar iradelerini sapkınlık yolunda kullanırlar. Ve Allah o misallerle birçoğuna hidayet eder. Çünkü onlar cüz'i iradelerini hidayet yolunda kullanırlar. Allah da külli iradesiyle bir kısmına sapkınlık ve bir kısmına da hidayeti ihsan eder. Ve ma yudillu bi illel fasikin. Allah ancak o misallerle fasıkları saptır. Kardeşlerim, fasıkın kelime manası günahkar demek. Müfessirler üçe ayırmışlar. Bir, büyük günahlardan bazılarını arada bir işler, bu fasıktır. İki, büyük günahları devamlı işler ama günahın günah olduğunu kabul eder. Bu da fasıktır. Üç, büyük günahı işler ve o günahın günah olduğunu inkar eder. Bu da fasıktır ama bu fısk küfür makamında bir fasıklıktır. İmam Maturidi der ki, Kur'an'da nerede bir fısk, fasıklık varsa ve mutlak bırakılmışsa, kayıt konulmamışsa onunla küfür kastedilir. O zaman mana ne oldu? Allah o dar bu meselelerle ancak kafirleri saptır. Ellezine, o fasıklar, o kafirler, o kimselerdir ki, bakın, Kur'an'ın neresinde Cenab-ı Hak kafirleri, fasıkları, zalimleri anlatmaya başladığında hemen pür dikkat kesin. Acaba Cenab-ı Hakk'ın onları vasfettiği sıfatlar bende var mı? Ellezine, onlar öyle kimselerdir ki yenguzune, bozarlar ahdallahi, Allah'ın ahdini, min ba'di misaki, misakından sonra. Eğer misaktaki zamir ahde raciyse mana şu olur: onlar ahdi yeminlerle kuvvetlendirdikten sonra, yani vallahi yapacağım, billahi yapacağım ya da vallahi billahi bunu yapmayacağım diye o sözü yeminleriyle kuvvetlendirdikten sonra bozarlar. Ya da zamir Allah'a raci ise Allah ahdini peygamberler göndermek, kitaplar göndermekle kuvvetlendirdikten sonra onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Müfessirler demişler ki Allah'ın almış olduğu ahit de üç kısımdır. Ve iz ahazna minen nebiyyine misagahum. Biz peygamberlerden sözlerini aldık. Birinci ahit Allah'ın peygamberlerden almış olduğu sözdür. Onlar sözlerini bozmazlar. Onlar bu ayete dahil değildir. İkincisi Allah'ın ilim ehlinden almış olduğu ahittir. Hemen sayfayı çevireyim. Ayet numarasını da vereyim. Ali İmran suresi ayet 187. Ve iz ahazallah misaqallezine utul kitab. Bir vakit Allah kendilerine kitap verilenlerden, yani alimlerden söz almıştı. Letubeyyinennehu linnas.
O kitaptaki hükümler insanlar açıklayacaksınız. Ve la tektumune, ve o hükümleri saklamayacaksınız. Allah böyle bir söz almıştı. Fenebezuhu ve ra'e zuhurihim. Ama o ilim sahipleri Allah'a verdikleri bu sözü sırtların arkasına attılar. Yani unuttular, onunla amel etmediler. Ve işteru bihi semenen galila, ve o sözü bozarak ona mukabil azıcık bir semen aldılar. Veya ikinci mana, onu azıcık bir bağa sattılar. Fe bi'se ma yeşterun, onların satmış oldukları şey ne kötü bir şeydi. Onlar, o kafirler, Allah'ın almış olduğu sözü bozarlar. Demek ki buraya kim dahil? Kendilerine kitap verilip, kitaptakini insanlara açıklayacaksın, saklamayacaksın sözüne mukabil, kitaptakini açıklamayanlar ve saklayanlar dahil. Ve subhanallah. Sadece aklınıza Hristiyanlar, Yahudiler gelmesin. Şu andaki Müslüman alimler de sütten çıkmış ak kaşık değil. Hiç işitiyor musunuz faiz haramdır sözünü camilerde? Hiç işitiyor musunuz içki haramdır, kürtaj haramdır, kumar haramdır? Hiç işitiyor musunuz tesettür farzdır? Tesettüne bürünmeyen kadın günahkardır. İşitiyor musunuz? Alimlerden, diyanetten ve keza. Ben işitmiyorum ya. Hiç işitmiyorum. Ben eğer bir kitap okumasam, İslam namaz kıl, oruç tut, varsa imkanın bir defa hacca git. Zekatı bile duymazdım. Yani kitap okumayan, imanı sokakta yaşayan, camide yaşayan birisi olsaydım, ben zekatı bile duymazdım. Zekatı bile duymazdım. Ve subhanallah, ve subhanallah. Onlar Allah'ın kitabındaki hükümleri saklarlar. Saklarlar. Üçüncü almış olduğu Allah'ın söz de Beni Adem'dendir. Elestu bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Evet. Rabbimizsin. O zaman bir kısmı ehli ilimdir. Allah'a vermiş olduğu sözü bozarlar. Allah'ın hükümlerini saklarlar. O fasıklardan bir kısmı da insanlardandır. Elestu bi rabbikum hitabıyla Allah'a vermiş oldukları sözü bozarlar. Allah'ı Rab olarak kabul etmezler. Elhamdülillah. Allah şimdi fasıkları vasfediyor. Biz birincisine girmedik inşallah. İkincisine bakalım. Ve yakdaune ve keserler. Ma o şeyi ki emrallah, Allah emretti bihi onu, ondan murat en yusele, Allah'ın vaslını yani birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Peki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şey nedir? Denilmiş ki bir peygambere iman edip diğerine iman etmezler. Peygamberlere imanın arasını keserler. Elhamdülillah bu bizde yok. Bir kitaba iman edip bir kitabı inkar ederler. Kitaplar arasındaki bağı keserler. Bu da bizde yok ama bir iki mana bizde olabilir. Allah müminlerle dostluğu emretti. Müminlerle dostluğu terk edip müminlerle dostluğu keserler. Diğer bir mana, Allah akrabaya vaslı emretti. Akraba ilişkilerini, gitmeyi gelmeyi emretti. Onlar akraba ziyaretini keserler. Bu manalar da verilmiş. Üçüncü sıfatları ve yufsidûne fil ard, ve yeryüzünde fesat çıkartırlar. Kardeşlerim, fesadın tarifi şu. Kim ki Allah'ın hükümlerinden,
Allah'ın şeriatından başka bir şey ile hükmediyorsa, amel ediyorsa, işte o yeryüzünde amelinin ve hükmünün büyüklüğü ölçüsüne bir fesat çıkartmıştı. Fesat bu ya. Kim de Kur'an'la, sünnetle amel ediyorsa, o da yeryüzünü ıslah ediyordu. Evet, yeryüzünü ıslah ediyordu. Üçüncüsü, onlar Allah'ın hükümlerini bir kenara bırakırlar. Şeriatını bir kenara bırakırlar. Kendileri hüküm koyar, o hükümlerle amel ederler. Allah'ın helalini haram, haramını helal yaparlar. Ve bu işte yeryüzünde fesat çıkartmaktır. Çünkü insanlar arasındaki adaleti insanı yaratan Allah'tan başka kimse sağlayamaz. Kim ki Allah'ın hükümlerini çiğnerse insanlar arasındaki adaleti yok eder. Ve o fesat yağmurların kesilmesine, toprağın kurumasına kadar gider. Ve yeryüzündeki her sahipleri mahşer günü o fesatçıdan haklarını isterler. Ya Rab, bunun günahları sebebiyle yağmur bulutları üzerimize gelmedi diye. Ülak, işte onlar var ya, hüm onlar el hasirun, hüsranda olanların, zarar edenlerin, ziyan edenlerin ta kendileridir. Ya kardeşler. Hiçbir fasıkın, hiçbir fesatçının da fıskı ve günah yanına kalmaz yani. Bu dünyada da pişman olurlar. Ahirette asıl pişmanlığı yaşarlar. Cenab-ı Hak böyle olmaktan ve bu kimselerin şerrine muhatap olmaktan bizleri muhafaza etsin. Bir daha bakalım toplu manaya. Şüphesiz Allah bir sivrisinekle ya da onun daha büyüğü ile misal vermekten, darb-ı mesel beyan etmekten haya etmez, çekinmez. Müminlere onlar bu meselin Rableri tarafından bir hak olduğunu bilirler. Kafirlere gelince onlar derler ki Allah bu mesel ile neyi murad etti, neyi arzuladı? Allah onunla birçoğunu saptırır ve birçoğuna hidayet eder. Allah o meselle fasıklardan başkasını saptırmaz. O fasıklar öyle kimselerdir ki ahitlerini yeminlerle kuvvetlendirdikten sonra Allah'a vermiş oldukları ahdi bozarlar. Allah'ın vaslını, birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzüne fesat çıkartırlar. Ve subhanallah. İşte onlar hüsranda, zararda, ziyanda olanların ta kendileridir. Rabbimizi muhafaza etsin. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bihumetil Fatiha.